Kayıyorum, düşüyorum. Hani hep öyle videolarda göründüğü gibi bir sürekli pol üstünde çok rahat şey yaptığın bir şey değil pol. Acı var, gözyaşı, kan ter. Mesela sorsanız işte pek çok insan kör birinin pole dance yapamayacağını da hani düşünür. Ama ben yapıyorum. Bu direkt dövülen kadınlar diye biliyordum onu. Ben de dönmek istiyorum dedim. Ben Melek. 7,5 yıldır pole dans yapıyorum. 30 yaşında pole dansa başladım. Onun öncesinde kurumsal bir firmada, çimento fabrikasında endüstri mühendisi olarak çalışıyordum. Bir hobi olarak başladı önce, sonra da işim haline geldi. Yaklaşık 5-6 yıldır da pole dans eğitmenliği yapıyorum. Pole dans, dikey bir direğin etrafında yaptığımız dans, fitness ve akrobasinin birleştiği bir dans türüdür. Pole hem statik hem spinning olabiliyor. Statik dediğimiz polun kendi içinde dönmediği, sabit olduğu sistem. Spinning pole ise altından bir mekanizmayla açıp polun kendi içinde dönmeye başladığı sistem. Gerçekten pole dersine girdiğin ilk dakika artık aklından tüm sorunların çıkıp gidiyor. Hani sen o an orada yani hayatta kalmaya çalışıyorsun pole üstünde düşmemek için, öyle mi? Bedeninin hani hiçbir zaman öyle bir şey yapabileceğini düşünmüyorsun ya da bir hareket senin için başlarda çok zorlayıcı oluyor ama ondan sonra o hareketi yapabilir olunca hani o bedenin aslında sana neler kattığını, işte o güçlenme hissi sana büyük bir bence özgüven de veriyor hani. Bir spor salonunda ağırlık kaldırmaya ya da çeşitli aletlerle tek başına bir şey yapmaya ancak bir ay katlanabildim. Çünkü spor salonları çok erkek alanlar ve ben de hem polu deneyeyim çünkü orada hem güçlenecektim, hem esneyecektim, hem de dans edecektim. Bir kere eğlenecektim de bir yandan. Bir de tek başıma yaptığım bir spor olmayacaktı. Başka kadınlarla, onlarla temas ederek, konuşarak. Rekabetçi bir ortamdan çıkıp böyle çalışma hayatında o stresten çıkıp buraya geldiğim zaman genellikle böyle çok daha herkesin birbirine önyargısız ve de yardımcı bir şekilde yaklaştığı bir ortama geldiğim için en çok beni bağlayan şey bu oldu. Ben doğuştan körüm. Ve spor alanı eğer toplu olarak engellilerle yapmıyorsanız bir sporu maalesef hani pek çok kurumda biz sizin güvenliğinizi garanti edemeyiz, sizin sorumluluğunuzu alamayız gibi sanki hani çocuğuz ve sorumluluğumuzu bir başkası alması gerekiyor. Ama Melek'le tanıştığım gün deneyelim dedi. Deneyelim çok güzel bir söz aslında çünkü belki ben de beceremeyebilirdim ya da belki hani Melek de o bedeninde yaptığı şeyi benim anlayabileceğim şekilde söze dökemeyebilirdi. Bunlar gerçekten olabilirdi. Ama deneyelim demesi bana çok iyi geldi ve denedik. Ben 3 senedir pandemi dahil hiç bırakmadım. Ben aslında ilk böyle pole dance'e başladığımda ya ben herhalde 2-3 sene sonra falan direkt alırım eve gibi düşünüyordum. Pandemi oldu ve böyle gaza gelip eve aldım ve yalnız yaşıyorum ben. Kendim kurdum. Böyle o hani günlerce uğraştım. Acaba düz duruyor mu? İşte herkese video çekip gönderiyorum kardeşime vesaire. Pol düz duruyor mu? Dümdüz durması falan çok önemli. Biz pole dance'da bir şey şartı aramıyoruz. Hani daha önce bir altyapısı olması, işte bir yaş aralığı, bir kilo. Yani o yüzden her beden, her yaştan insan pole dance yapabilir. Çünkü biz en başta tasarladığımız o programda hani bunu en hazırlıksız insanın yapabileceği şekilde yapıyoruz. Ama bu şey demek değil, hani ilk derse geldiniz, ilk dersten pole yapabileceksiniz gibi bir algı oluşmasın. Çünkü pole gerçekten zor bir disiplin. 30 yaşındayım. Yaklaşık 10 yıldır kuryelik yapıyorum. Çok uzun yıllar fitness bodybuilding yaptım. Öğrenci yetiştirdim. 40-40, 80-50-50, 100 bench press bastığım halde yani bu gördüğünüz incecik 40 milimlik direkte kendi bedenimi taşıyamadım mesela ilk başladığım zamanlarda. Pole dansa başladığımda bunun isminin pole dans olduğunu bilmiyordum. Nerede gördüm, ne şekilde gördüm. Çocukluktan beri aklımda vardı. Bu direkt dövülen kadınlar diye biliyordum onu. Ben de dönmek istiyorum dedim. Günümüzdeki modern pole dansın temelleri 800 yıl öncesi Hindistan'da onların daha çok geleneksel bir sporu olan Malakamp'a dayanıyor. Orada kullanılan pom günümüzdeki direklerden farklı olarak biraz daha kalın ve ahşaptan yapılıyor.
12. yüzyılda Chinese pole. Chinese pole'da da daha çok yükseklik 3 metre ile 9 metre arasında değişiyor. Dışında bizim pollardan farklı olarak bir kaplama malzemesi var. Orada da insanlar hani tenleri ve bu sürtünmeden yanmasın diye daha çok kıyafetle yapılan bir pol türü. Amerika'daki temelleri de 1800'lerde Mısırlı egzotik dansçıların oraya gidip daha çok çadırlarda bir rivayete göre işte çadır direklerinde yaptığı daha sedaktif yani baştan çıkarıcı danslardan geldiği söyleniyor. 1950'lerde de birazcık daha artık Amerika'da bu çadırlardan barlara taşınıyor ve biraz daha burlesk dansınla kombine ediliyor. Şimdi striptiz kulüplerinde kadınlar bir süre sonra ona biraz akrobasi de ekliyorlar yaptıkları şeyin içine. Stüdyolar açılıyor. O stüdyolarda da ilk ders veren kişiler bu işte striptiz kulüplerden çıkan kişiler oluyor ve onlar aslında pole dansı başlatıyorlar. Bu yıllardan sonra jimnastikçiler, balerinler, İşte contemporary dansçılar işin içine giriyor ve hepsi kendi stilinden bir şeyler kattığı için pole artık dünyada yani heterojen bir topluluğun yaptığı ama ortak şeyin bir pole olduğu şeye dönüşüyor. Ama teknik aşağı yukarı hepsinde aynı sayılır. Pole dans açıkçası hani gelişimini tanıklık ettiğim bir spor oldu. Ben asıl sirk kökenliyim. Sirk daha eskiydi, daha çok yapan vardı ama hiçbir zaman o gelişmeyi göstermedi. Pole'da çok hızlı bir şekilde gelişti, büyüdü. Algısının değişişini gördüm seneler içerisinde. Senelerdir aynı şeylerle uğraşıyorum. Belli başlı hareketler var ama hani böyle ilerleyemediğim bir noktada gelmiş gibi hissediyordum kendimi. Pole bakımdan çok daha şey yani daha açık yani çok fazla hareket var. İşte her zaman farklı şeyler yapabiliyorsun. Bir de dansla beraber falan. Ya zaman zaman aslında farklı şeylerden keyif alıyorsunuz bence. Ya ben hep güç antrenmanlarına önem verdiğim için benim için pole'da güç çalışmak böyle statik pole mesela daha güç isteyen hareketler daha çok ilgimi çekiyor. Ama bir yandan hani dans da seviyorum. Dansla da ilgilendim. O yüzden dönem dönem değişiyor yani. Ama tabii ki asıl amaç yani benim için kendi stilini bulmak, kendi hareketlerini kombolayabilmek. Hani o akışı yakalayabilmek. Şimdi pole dans deyince tabii ki bir sürü değişik tarz ve stil görüyoruz. Ya bunlar da kendi içinde bir sürü alt dala yayılıyor ama çok temel olarak üç kısma ayırabiliriz. Pole sport, pole fitness olarak da geçiyor. Burada daha çok fiziksel gücün ön planda olduğu, bu yarışmalarda daha çok danstan ziyade akrobatik hareketlerin ön planda ve teknik zorluk derecesinin daha çok önemsendiği ve teknik becerinin ağırlıklı olduğu bir pole türü. Pole art'ta da daha çok bir hikayenin ve bir karakterin olduğu, daha çok müzikalite ve dans unsurlarının ön planda olduğu, koreografilerde daha çok hareketlerin zorluğundan aslında bunlara dikkat edilen bir tür olarak söyleyebiliriz. Egzotik pole ise daha çok topuklu ayakkabıların kullanıldığı, bu yüksek topuklu ayakkabıların ve işin içinde daha çok esneklik unsurunun belki biraz ön plana çıktığı, dansta da akıcılığın belki daha önemsendiği bir dans türü olarak söylenebilir. Çoğu insanın pole ile ilgili bir fikri oluşmaya başladı. Ama hala bence mesela erkek polcular konusunda fikirleri az. Garipseyen kısım var. Aa ne güzel, nerede yapıyorsun, seni izlemeye gelmek isterim diyen kesimler de var. Ya ne işin var direğin tepesinde erkek adamsın, yakışmıyor sana diyenler de var. Hala bazı stüdyolar çok böyle erkek şey yapmıyor. Hatta bazı gösterilerde işte hetero erkekler giremez falan diye şeyler duydum yani. Biraz o da garip geliyor. Anlayabiliyorum yani kadınlar için daha böyle biz olduğumuz işte kadınların kendi başına yaptığı bir spor olarak görülüyor. Ama yani erkeklerin de yapabileceği gayet hani zorlanabilecekleri, kendilerini bulabilecekleri bir spor benim için. Tanıştıktan sonra sıkıntı olmuyor ama ilk başta bir erkek olarak tabii ki rahatsızlık verdiğimi hissedebiliyorum. Erkek, kadın ayrı sınıf olsa ayrı dert, beraber olsa ayrı dert. Aslında ben pole dance'de bir bedenimdeki değişimi çok seviyorum. Yani değişim derken şundan bahsetmiyorum. Hani orada kasım çıktı, burada zayıfladım vesaire gibi bir şey değil. Bedenimin sınırlarının aslında benim zannettiğimden ne kadar daha geniş olduğunu pole dance'de birlikte keşfetmeye başladım. Çoğu pole stüdyosunda çok fazla ayna vardı. Şimdi burada da görüyorsunuz aslında. Dolayısıyla kendinizle barışmamanız gibi bir şey söz konusu olmuyor. Bir süre sonra o aynada gördüğün beden artık senin için çok, o kadar çok alışıyoruz ki kendimizi çıplak görmeye artık hani hiç
umurumuzda olmuyor. Hani orada çatlağım var, selülitim var. Ya işte o hani body shaming'in bu ortamda olmasını aslında çok istemiyoruz. Hani kendimize de yapmak istemiyoruz. Öyle bir şey olduğunda hani tekrar aslında bu bedenin neler yapabildiğini, ya onu hatırlamasını istiyoruz. İlk ders çıkamıyordun ama şimdi o bedenin sana neler yaptırıyor. Neden çıplak yapıyorsunuz? Bu işin özellikle mi, mahsus mu çıplak yapıyorsunuz? Karşı bir cinsi tahrik etmek için mi yapıyorsunuz? Hayır. Bu direğe tenimiz tutunuyor. Tenimiz, yani elbisemi gördüğünüz bakın sürtüyor ama tenimle şu an kendimi çekebiliyorum. Ön yargı, evet, biraz hala Türkiye'de hani striptizle çok daha çok medyada vesaire gördükleri şey, hani pol üzerinde filmlerde vesaire hani daha çok o üzerine olduğu için hani ilk başta pol dans dediğinde hani akla gelen ilk şey striptiz mi yapılıyor? Yapılabilir, yani öyle bir şeyimiz de var hani stripper style ders. Pole dance'in ne olduğunu bilmiyor oluşlarını ben anlayabiliyorum. Hani orası tamam, herkes bilmek zorunda değil ama siz anlattıktan sonra hala kendi fikirlerinde ısrar mı ediyorlar? Önemli olan o. Pole bence burada insanların arkadaşlık kurduğu, zor bir hareketi yaptığında o sevinci birlikte paylaştığı güzel bir ortam. Bir spor salonuna gidip orada hani sürekli ağır kaldırıp hani böyle bir şey dışında hani burada bir destekleyici bir ortam var. Hani birisi bir hareketi yaptığı zaman hani o sınıfta herkesin onu alkışlaması şeyi bence çok hoş. Belki insanların devam etmesini sağlayan şey de bu motivasyon.